Herkese merhaba. Bu derste işleyeceğimiz bağlantılar konusunu kategorize ederek işlemeyi düşünüyorum. Bağlantılar internetin temelini oluşturuyor. Yani siz her bir bağlantıya, linke tıkladığınızda o sayfadan o sayfaya, bir sayfadan diğer sayfaya geçiş yaparak sörfünüzü, internet gezintinizi yapabiliyorsunuz. Zaten internet sayfalardan da oluşuyor. Öyle de açıklayabiliriz. Konuyla alakalı olduğu için böyle indirgedim. Pekala. Bağlantılar, yani linkler, link verme meselesi 3'e ayrılıyor temel olarak. Bunlardan birincisi sayfa içine bağlantı oluşturma. İkincisi sayfalar arası bağlantı oluşturma. Tabi burada sayfalar arasından kastım kendi siteniz diyelim bunu. Kendi sitenizin içinde. Ve üçüncü son olarak da harici linkler, bağlantılar verdi. Bu da üçüncüsü. Tabi bunun haricinde hani kategorize etmediğim e-posta linki verme ve farklı türde dosyalara dair bağlantı verme meselemiz de var. Bunlar hani .docx olabilir, pdf olabilir, bu gider. Ben şimdi sayfa içine bağlantı oluşturmakla başlayacağım konuya. Sayfa içinde bağlantı, var olan sayfanızın içindeki bir noktaya bağlantı vermek. Örneğin siz buradan bir tane linke basacaksınız, aynı sayfanın aşağıki kısımlarından bir yere ışınlanacaksınız. Bunun için kullanacağınız simge belli. Buradaki çapa simgesi diyebiliriz buna. Anchor diye geçer. Burada da zaten adlı bağlantı denilmekte. Burada iki şeye dikkat etmeniz lazım. Ki siz bunları görmüşsünüzdür. Burada bir linke bastığımızda sayfanın aşağısına ineceğiz. Sayfanın aşağısına ineceğimizde de yukarı çıkacağımız bir çapa koymamız lazım. Bu sebeple ilk olarak çapayı en tepeye, sayfanın en üst kısmına yerleştirmeyi düşünün. Ben buradan geliyorum. Çapaya basıyorum. Diyor ki, bağlantınızın adını verin. Genelde yabancılarda bu top yazılır. En üst. Hatta biz üst yazalım. Tamam, bastık. Bunu endişe etmeyin. Bu sadece size referans bir simgedir. Siz görürsünüz bunu. İnternet sayfasında gözükmeyecektir. Bu tamam. Şimdi sayfamıza bayağı bir yazı ekleyip bu yazıları ekledikten sonra buradan bir link oluşturup oraya gideceğim. Bunun için Lorem Ipsum Generatörü kullanacağım. Yani sahte metinler oluşturabileceğiniz yerlere, boş yerlerinizi yazıyla doldurabileceğiniz bir yapı sunuyor size Lorem Ipsum Generatör. Şöyle 10 paragraf yapalım. Lorem Ipsum Red yaptım. Evet, 10 paragraflık Latince bir yazı çıktı karşıma. Şöyle alıyorum. Aldım. Yapıştırdım. Pekala. Şuraya da başlık atalım. Gelinecek nokta. Gelinecek noktadayken buraya bir çapa atıyorum. Adlı bağlantı, işte buranın adı nokta olsun. Şuradan. Siz gene başlığınızla ilgili bir şey gidersiniz. Tamam, bastım. Çapam konuldu. Şimdi gelelim konunun özüne. Yani sizler bu noktaya nasıl geleceksiniz? Şuradan bir tane link veriyorum oluşturma kısmında. Burada link verirken dikkat edeceğiniz nokta bağ kısmına gelmek ve bağ kısmındayken diyez işareti koymak, baklava dilimi de diyebiliriz. Diyez işareti koyarak ne adı vermiştik? Nokta. Nokta demek. Enter'e basıyorum. Şu an itibariyle sayfa içi linkim oluşturuldu. Bu iş tamamdır. Devam ediyorum. Ben bu linke bastığım anda otomatikman aşağıya geleceğim. Yani şu noktaya geleceğim. Fakat burada da bir tane üste çıkmanız için basit bir link vermeniz gerekiyor.
Onu da şöyle yapabiliriz. Ben genelde böyle görüyorum. Üst yazıyorum. Hatta üst tepeye de çık yapabilirsiniz siz. Üstü seçiyorum. Üstü. Ve buraya da üst yazdım. Demem o ki siz buradaki linke tıkladığınızda sayfanın en tepesine geleceksiniz. Buraya tıkladığınızda aşağıya geleceksiniz. Görelim. Ctrl S ile kaydediyorum. Sonra yazalım buraya. Ctrl F12 benim Chrome tarayıcım. Localhost'u açmışız. Localhost bende çıkıyor. Ayar öyle yaptığım için. Sizlik bir durum yok. Size direkt gösteriliyordur muhtemelen. Bağlantı oluşturmaya basıyorum. Gelecek noktadayım. Üste basıyorum. Enter'deyim. İşlem tamam. İkinci hususa geçelim. Sayfalar arası bağlantı oluşturma. Yani kendi siteniz içinde. Hatta buraya bir tane de parantez ekleyelim. Dahili diyebiliriz. Yapmanız gereken tek şey şu. Burada örneğin benim ana sayfa gördüğüm bu. Antisalt 2'ye bir link atalım. Oluşturmaya geliyorum. İki şekilde yapabilirsiniz. Kendinizi hiç yormayın. Dosyaya göz ata basabileceğiniz gibi bana göre benim hoşuma giden bağ kısmına gelip şuradaki dosya işaret eti seçerek bırakmanız. Link oluşturuldu. Beğenmediniz mi? Antitıp 3'e mi? Çekin, bırakın. Aynı işlemi buradan da yapabildiğinizi hatırlatıyorum. İsterseniz elle de yazarsınız da ne kadar yani bazen insan hata yapabiliyor. Çünkü alt klasörlerde bir site olduğunda iki noktalı oluyor. Onun da altında olduğunda gene iki nokta konulmakta. Bunlara kafa patlatmaya gerek yok. Bu işlem de tamam. Ctrl S'ye bastım. Gösterelim. F5. Oluşturmaya basıyorum. Evet. Önceki derslerde hazırladığımız, bizim bir de buna geri butonu koymamız lazımdı. Neyse geri geldim. Devam ediyorum. Harici linkler, bağlantılar verme seçeneğimiz var. O da sitenizin dışına link verme. Bunun için yapmanız gereken tek şey buraya adresi yazıyorsunuz. Tabii HTTP ile şekilde yazıyorsunuz. www.google.com yazıyorsunuz. Hedef kısmını önceki derslerde anlatmıştım. Ben şimdilik blank yapıyorum. Blank yaptığımda yeni bir sayfa da açılıyor. Bakalım. F5. Evet, Google açılıyor. Bu işlem de tamam. Sıradaki e-posta linki verme. Bana göre çok geçerli bir şey değil. PHP, ASP.NET'te formlar sizin işinizi görecektir. Modern olarak bana onlar çok daha hoş geliyor. Ancak siz gene eski usulde insanlar kendi kullandıkları varsayılan posta istemcileriyle Thunderbird olabilir, Outlook olabilir. Bana e-posta atsınlar diyorsanız buradan yapmanız gereken tek şey e-posta adresinizi girmek işte ali@ali.com. Ancak burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Başına mail to yazmak. İşte bu kadar. Siz bu mail to ekini başına eklediğiniz zaman karşı tarafın varsayılan posta işlemcisi açılmaya çalışılacaktır. Thunderbird ya da işte Outlook. Bu da tamam. Farklı türlerde dosyalara dair bağlantı verme ise sitenizde bulunan işte fotoğraf olabilir, onun haricinde PDF dosyası, Doç dosyası, Excel dosyası olabilir. Buradan yapmanız gereken tek şey sitenizin adresinizi yazıyorsunuz. İşte http://umutde.com/ işte deneme PDF. Bitti. Linki ben var olmadığı için elimle girmek zorunda kaldım. Sizin aynı işleme dosyaya göz at da ya da şuradaki dosyayı işaret et butonuyla görebilirsiniz.